Ahmet Kekeç, İslamcı Atatürkçü Darbe biri Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin İslamcı milliyetçi darbe sürecine sokulduğunu söylüyor. Diğeri ne bu Atatürk vurgusu Binali Bey Atatürkçü mü oldunuz diye çıkışıyor. Hangisi? Hemen ikinci görüşü destekleyen gelişmeyi duyuralım. Bir gazetemiz iki gün önce Beştepeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 650 milyon liralık opera binası yapıldığını jurnalledi. Hayır müjdelemedi jurnalledi. Kemalist görüşleriyle temayüz etmiş, Pensilvanya'ya yakınlığını gizleyemeyen bir gazetemiz bu. Ki yazarları arasında bol miktarda opera sever Kemalist bulunuyor. Her fırsatta AK Parti'nin gericiliğine, ilkelliğine, çağ dışılığına, opera sevmezliğine vurgu yapıyorlar. Sevinmeleri gereken bir gelişmeyi jurnallediklerine göre, demek ki AK Parti'yi kafalarındaki anakronik kalıplar içinde görmek istiyorlar, göremeyince de moralleri bozuluyor. Erdoğan'ın İslamcı milliyetçi darbe sürecine soktuğu Türkiye, Binali Bey'in sihirli dokunuşuyla kemalist cumhuriyete dönüşebiliyorsa, burada öncelikle dönüştürenlerin uyumundan söz etmek gerekiyor. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Yıldırım da istidatlarını sergiliyorlar ve farklı istikametlerde de olsa Türkiye'yi dönüştürüyorlar. Ama buna rağmen ideolojik farklılıklarına rağmen müthiş bir uyum içindeler. Hem şeriatçı cumhuriyet hem kemalist cumhuriyet Şuna bir orta yol bulalım. Ülkenin İslamcı Atatürkçü darbe sürecine sokulduğunu söyleyelim. İki tarafında gönlü olsun. Dedenin kepazeliklerini yazsana. Sıcağı sıcağına yazmış Alman parlamentosu soykırım kararını onaylar da Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal durur mu? Hemen patlatmış yazıyor. Buyuruyor ki 1915 sıradan bir olay değildir. Soykırımdır. 2012'de çıkan kitabım 1915 Ermeni Soykırımı adını taşır. Soykırım demeyebilirsiniz ama 1915 gerçek bir kıyımdır. Osmanlı tarihinin kepaze bir sayfasıdır. İttihat ve Terakki Cuntası tarafından planlı programda yazılmış kapkara bir tarih sayfasıdır. Ben de işte bu kepaze sayfadaki Cemal Paşa'nın rolünü merak ediyorum. Soruyorum Hasan Efendi'ye. Kitap yazıp sülaleni aklamaya, Cemal Paşa'nın o taraklarda bezi olmadığını, soykırım suçuna bulaşmadığını yahut az bulaştığını anlatmaya çalışıyorsun. Aferin iyi ediyorsun da aynı Cemal Paşa'nın başka taraklarda dokuduğu bezi neden hiç gündeme getirmiyorsun? İstanbul muhafızlığı döneminde dedenin kafasındaki ıslahat fikri ve uygulamaya koyduğu rezil pratikler bir kınamayı bir ayıplamayı bir yok artık o kadar da değil itirazını yahut bir kitabı hak etmiyor mu? İttihat ve Terakki Cuntası'nın Osmanlı tarihinde açtığı kepaze sayfa 1915'ten ibaret değil çünkü daha kepazeleri var. İttihat ve Terakki Cuntası'nın 3 numaralı ismi Cemal Paşa'nın Suriye'de sergilediği kepazelikler mesela. Kaç insanın idamına hükmetti? Hangi cemaatleri ve aşiretleri toprağından sürdü? Kaç masum insanın canına kastetti? Bu konularda da merak geliştirip bir kitap yetiştirmeyi düşünüyor musun? Peki Ermenilerden gasp edilmiş Cemal Paşa konağı? Bildiğimiz kadarıyla bu konağın varislerinden birisin yahut biriydin. Gasp yoluyla Cemal Paşa ailesine intikal etmiş bu konağı nasıl tasarruf ettiniz? Mirastan senin hissene ne düştü? Hadi harcayan harcadı, elde varlık kalmadı diyelim. Diktatörlükle suçladığın, darbeye aşerdiğinde sonun Menderes gibi olacak diye ünlediğin adam. Ermenilerden gasp edilmiş malların iadesi yoluna gitti ve 2,5 milyar dolarlık ödeme yaptı. Sen hissene düşen miktarı sahiplerine iade etmeyi düşünüyor musun? Ahmet Kekeç Star